Magsaysay Parkı'ndayım arkadaşlar. Arkamda gördüğünüzde Ramon Magsaysay anıtı. Ramon Magsaysay Filipinlerin 7. Cumhurbaşkanıymış. 1953 yılında maalesef bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybedene kadar Filipinlerin 7. Cumhurbaşkanıymış Ramon Magsaysay. Burada da Ramon Magsaysay anıtı. Şu anda arkadaşlar Ramon Magsaysay Parkı'ndayım. Burada çok ilginç Filipin evleri var. Eski Filipin evleri var. Şimdi içerisine gidip bakacağım. Nasıl içerisinin dekorasyonu, düzeni falan, neler var, neler yok. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Filipinlerin eski evleri bu şekilde. This is pure honey in Philippines, and one bottle is 180 peso. Okay, interesting. We will go here. Buradan içeri gideceğiz şimdi. Evet, this is. Tepesi de bu şekilde. İçerisinin görünüşü. Bu pirinç yapmak için kullanılıyormuş. And this is another guitar. Yes. Guitar, okay. And this is the traditional dress. Traditional dresses. And these are also guitars. This is arrow. Arrow, yeah, see. You used to catch animals like with this one? Yes, the wild animals. Okay, and these are the arrows. This is the bubu. Bubu, what is this for? Getting the fishes in the... Oh, I see. Sea. To catch fish in the sea. Oh, I see, okay. This is the corn. Corn, okay. You make rice like that? Yes, sir. Çıkıştan sonraki görünüş bu. Ata kabilesi gördüğünüz gibi burada yaşıyormuş. Ata kabilesinin evleri bu şekildeymiş. Bu da başka bir kabilenin evi. Yukarıda çok ilginç bir kartal var veya baykuş var. Şimdi burada da başka bir kabile evi var. Tosok tribe. Burada da başka bir tribe evi var. Maguindanaon tribe. Bunların şekilde bu şekilde. Müslüman bir kabile bu gördüğünüz gibi. Bu da Bangsa İran'ın kabilesi evi. Burada da başka bir kabile, Bangsa Ragam kabilesi. Magsaysay Parkı küçük bir park ama içerisindeki bu ilginç kabile evleriyle Davao şehrinde bence görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu da Maranao Torogan kabilesinin eviymiş. Çok renkli renkli evler. Bu da Sama kabilesinin evi. Yine Sama kabilesi evi. Önde kayık gördüğünüz gibi renkli bir kayık. Burası da Ramon Magsaysay Park'ın önü. Önünde gördüğünüz gibi bu şekilde deniz var. Burada ilkel, fakir insanların yaşadığı evler bu şekilde. Çocuklar da bu şekilde kayık yapmışlar. Kendilerine küçük kayıklar oynuyorlar. Bu evlerin bu şekilde kazıklar üzerine kurulmuş olmasının sebebi gelgit arkadaşlar. Gelgit olduğu zaman, su yükseldiği zaman evler tabii ki suya çok yakın oluyor. Dolayısıyla evleri bu şekilde kazıklar üzerine kurmuşlar. Ve bu evlerde yaşayanların çoğu hepsi balıkçılıkla uğraşıyor. En eski Tricycle. Ramon Magsaysay Parkı içerisi bu şekilde. Durian meyvesinin simgesini koymuşlar buraya da. Bu son görüntülerle Filipinlerin Davao şehrindeki Magsaysay Parkı gezimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.